Babuşlar, selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Baş belası helikopterin etrafımıza topladığı zombilerden kurtulmaya çalışacağız bu bölümde. Bakalım hayati risk taşıyan konular. Yani bu zombilerin teki bir hard yaptın mı göklere geliriz abi. Beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin size zahmet. Ve zombilerden kurtulma operasyonu başlasın abi. Let's go. Allah'ın cezası buraya çekmeye çalışıyor özellikle ya. Abi çok kalabalıklar. Abi çok kalabalıklar. Ne bok yiyeceğiz? Kardeş sülalesini buraya çekmişin ya. Anan. Abi bir şey söyleyeceğim. Şu an helikopterin sesinden benim sesim duyuluyor mu? Ondan bile emin değilim ama bu yaptığınıza gerçekten totoşluk derler hocam. Yani bir hafta hayatta kaldık diye etrafıma böyle helikopterle zombi toplamanın alemi var mıydı lan? Hüdükler. Bu oyunun ben böyle hüdükleştiğini bilmiyordum ya. Ya oğlum o helikopter geliyorsa tamam mı? Yani sevgili oyunun yapımcısı. Muhtemelen benim dilimi bilmiyorsun, anlamıyorsun. Ama illaki sana mail atacak bir arkadaşımız, bir dostumuz vardır. Oyuncularınla ilgilisin. Böyle ne bileyim oyunu çıkarıp bug'lı bug'lı satıp hadi bana müsaade beyler demiyorsun. İyi adamsın, hoş çocuksun ama birader. Şu helikopteri başından geçirip 50 tane zombi toplayacaksan tepeme, karşılığında da bana bir ödül vereceksin. Anasını satayım, tüfek müfek atsın, yemek atsın, gıda sandığı atsın, su atsın. Bir şeyler atsın yani, anlıyor musun? Bir drop bıraksın yukarıdan. Tamam, efekt yapması sıkıntı biliyorum. Ama belli bir evin üstüne getir, tamam mı? O evin üstünde ne bileyim bir ışık yansın sönsün. Ve o evin içinde drop belirsin o anda. Yani abi yok yere 50 tane zombi toplandı şu an götüm kadar yere ya. Farkındayız değil mi bunun? Adam sırf oyunu zorlaştıracağım diye böyle bir bok yemiş yani. Gel bakayım birader, gel. Gel. Ağlamaya devam edeceğim evet. Merak edenler için. Tamam balta 2 atıyor eyvallah. Ulan baltayı çok zor buldum zaten. Ha? Balta at lan en basitinden. Ablacım merhaba. Bana aldırış etmeden şey yapamazsın, takılamazsın ya. Abla bana aldırış etmeden götünü döndü gidiyordu valla. Kardeş vurur musun şunun kafaya? Öleceğim mi? Mesela ölümsüz zombi yapmanın da bir alemi yok. Gel gel. Gel panayır var gel. Abi kıç kadar semte 50 tane zombi toplandı şimdi. Ne bok yiyeceğiz bilmiyorum. Birader gelsene bak koşuyorum gözünün önünde. Bunlar koşmaya karşı duyarlı baba. Sesi duydukları an geliyorlar. Herif moonwalk yapa yapa geldi ama olsun. Var mı baba? Ormanın içerisine doluştular bak ben sana söyleyeyim. Ormanın içerisine doluştu herifler. Abi ne güzel kafayı aldım herifin. İtfaiyeci baltasıyla kafayı ne güzel geçirdim onu. Gel bakalım. Çevrede zombi bitti. Biz hani inşa işine giriştik ya böyle. Adam herhalde yalnızlık çekmesin garibim diye yukarıdan helikopterle ithal zombi getirdi ya. Kardeş sakallar lens gibi bu arada. Yani vurdum ve sakalım patladı yani. Belki o sakal olmayabilir. Belki kudurmuş ağzından köpük saçıyordur da. Zombilerin kudurma olayı var mı bilmiyorum abi. Bu arada biz evimizde yeterince yer açtık biliyor musunuz? Yani o yaptığımız iki raf gerçekten etkili olacak yani. Eyvallah. Var mı başka zombi? Olmaz olur mu? Olmaz olur mu? Ya bir yandan da işime geldi açıkçası. Çünkü puan kasmam lazım. Şey yapabilmem için. XP kazanmam lazım ki puan dağıtabileyim. Puan kasabileyim abi. İndir kafaya kardeşim. Güzel. Güzel. De etrafa çok zombi toplandı ya. Ben ondan şey yaptım yani. Ondan bir şikayetçi oldum. Onun dışında problem yok baba. Yine biz tüm günümüzü çalışarak geçirdik. Yine upgrade'lerimizi falan yaptık. 8. güne geldim ve 8 günde 190 zombi öldürdüm. Lan ben belki yani yaşadığım yerde evden sağa sola gidiyorum falan 190 kişi görmüyorum. Nasıl 190 zombi öldürdüm? Ayrı bir mesele. Lan sabahtan belli barikatıma mı kafa atıyorsun? Allah'tan her yer barikatlı da.
İçimiz rahat ya. Allah'tan her yer barikat. Oha! Abi her biri, her zombi bir barikata kafa atıyor sabahtır. Öldürür müsün şunu? Kardeş, yeni o barikatları yeni taktım. Kafanı kırarım. Kafanı kırarım birader. Tamam, buralar temiz. Akşam akşam zombi avına çıkılmaz. Biz elimizden geldiğince gündüz gözüyle kesebileceğimiz her şeyi kestik abi. Ve bak buralara raf çok güzel oldu ya. Diğer evdeki suları alıp getirip buraya koyacağım zaten. Abi antidepresanı at şuraya. Süper. Yere atmışız. Nah süper. Abi antidepresanı sandığa koy. Önce bana ver, oradan sandığa koy. Heh, eyvallah. İki tane dergilik yer var mı? Abi derginin tanesi 0,2 mi? Oku gitsin o zaman ya. Oku gitsin o zaman abi. Ay, şimdi burada tamir malzemesi var mı? Var. Balta neyle tamir edilir? İki tane ahşap yapıştırıcıyla %50 tamir edilecek. %95 ihtimalle başarı. Bant lazım. Şey lazım. 4 tane bant. Koli bandı ya da 4 tane normal bant. Bende 10 tane ahşap yapıştırıcı mı var? Senin ağzın neler diyor öyle, canını yediğim. Abi onar baltayı. Süper. Onarılmış 1x. Önceden 1,5x miydi? Misal hiç onarmadığımıza bakalım. Bir dal daha onar kardeş ahşap yapıştırıcıyla. %25'ini tamir edecek. %93 ihtimalle. Evet. Aynı şeyi sürekli onara kullanamazsın diyor bana oyun. Kardeş diyor, yok öyle bir dünya diyor. Ya mecburen yedek bir balta daha bulman gerekiyor diyor. Anladım. Buluruz babacım, sıkıntı yok. Buluruz. Buluruz da ne ara bulacağız? Nereden bulacağız? Hiçbir fikrim yok yani. Kolay kolay bulunmuyor zaten. Abi şuradan suyumu içip yemeğimi yiyip yatacağım. Pırasayla soğan yiyeceğim. Asçılık yeteneğini de birazcık geliştirebilirsem şu belki makarnaları adam akıllı yaparız da herif dırdırlanmaz yani. Ay soğan yedik ya. Gece gece soğan yiyip yatırıyorum adamı. Yapacak bir şey yok. Bak buralara falan da raf maf yapılabilir ha. Bulduğum her alanı değerlendiririm yani. 10'da yattık, 8 saat uyuyacağımıza göre sabahın 6'sın 4'ünde kalkacağız lan. Galiba. 4'ünde ya da 6'sında. Fark etmez, her türlü erken de. Abi kapıya vuruyorlar ya. Ya Rabbel alemin, yine kapıya vuruyorlar ya. Abi sinir krizi geçireceğim. Yine kapıya vuruyor elemanlar. Kardeş maraba. Maraba. Tencerede makarna hazırlar mısın? Teşekkür ederim. Allah'ım ya Rabbim, niye bu makarna mutsuzluk veriyor arkadaş? Anlamıyorum ki. Ocağın altını açık bırakıp evi gümletme riskim var. Ama dışarıda kapıya vuruyorlar sanki. Dur ya, o riski almayacağım. Abi çıldıracağım ya. Çıldıracağım yani. Hani sebep ne lan? Neyse bakalım, şu dondurmayı bir gömelim. Daha 5 tane donmuş dondurmam var abi. Pirincim falan var da pirinç yapamıyorum. Yumurta haşlayıp yiyeyim bari ya. Yumurta haşlamasına da bir alerjim var mı kardeşim? Dolaba al. Haşlanmış yumurta yemeye de bir garezim var mı? Umarım haşlanmış yumurtaya bir garezin yoktur yani. Ya piştiği zaman da 13 yerine 10 mu açtık doyuracak abi? Sürekli bak benim kapıma vuruyorlar gibi geliyor. Ya hocam, pişmiş makarna.
Gerçekten pişmiş makarna yiyip depresyona uğrayan ilk insansın kardeş. Neyse, yapacak bir şey yok. O zaman fazla yedirmeyeceğiz abi. En temiz çözüm yani. Fazla yedirmeyeceğiz. Pekala. Yumurta falan pişirir yerim ondan sonra ama şimdi çalışma zamanı. Öncelikle bir evin etrafında devriye gezeceğim. Çünkü dün sağ olsun bütün düzenimin içine sıçtı o helikopter. Mutluyum. Açıkçası şu an çevrede zombi olmadığı için mutluyum abi. Neyse kardeş bir şey diyeceğim şimdi. Biz çit yapabiliyor muyuz acaba? Çit. Marangoz kaç marangozluk istiyor? Aa çit yapabiliyoruz. Şu alana şöyle ufak bir çit yapalım abi. Ufak bir çit dedim. Baya baya bir çit yapacağım yani. Şuradan şöyle gelip kapatacak. Bu alana şöyle güzel bir çit yapalım. Tamam mı? Buranın içerisinde de meyve sebze falan yetiştiririz artık. Ufaktan tohumları ekmeye ve her gün gidip onları sulamaya başlarız. Bizim için daha iyi olur. Keselim baba ağaçları. Testeremiz var, çivimiz var, her şeyimiz var. Merdiven yapabiliyor muyum acaba? Merdiven yapıp evin üst katını da kapatmaya çalışabilirim. Şöyle bir bakalım abi, inşa et merdiven. 6 marangozluk mu? Anladım kardeş. Merdiven olmasa da olur, teşekkür ederim. Ben yukarı itfaiyeci gibi şey yaparak çıkarım böyle. Bir tane boru koyar, sürüne sürüne çıkarım. Tamam, çok güzel. 6 tane kütük görüyor. En fazla 6 mı görüyor abi? Aynen, en fazla 6 görüyor. Abi kütüklerin hepsini kes. Şarın titreyişe bakar mısın ya? Tamam, şurada bir yerde 4 kütük daha görüyordu. Burada görüyor abi. Lan dal değil, kütükleri kes ya. Dal ne boka çıkıyorsa artık. Tamam. Şimdi. Baltayı al. İkinci envantere koy. Eline çekici al abi. Bir yerden şey yapmam lazım ya neyse. Abi alabildiğin kadar. 7 tane falan almaya çalışacağım. Tamam ölme. Ölecek. Bel sakatlanma tehlikesi hareket etmek çok tehlikeli. Ben haldır uldur gidiyorum abi. Gerizekalı mıyım acaba? Tamam, 7 tane almayacaktım. Niye buraya taşıdım abi ben bunları ya? Of, beynim acıyor. Harbiden beynim acıyor hocam. Niye ben 7 taneyi buraya taşıdım ya? Abi 4 taneyi buraya koy. Diğer 3 taneyi de üstüme alayım. En azından belim sakatlanmaz. Abi çit yapacağım. Orada dursa bile olur ya. Orada dursa bile olur. Bir saniye abi. Direkt duvar değil. Çit. Ahşap çit. Yapış abi direkt şuradan. Evet, illaki kalaslar üstümüzde olacak. Anladım abi. Daha kapı yapmak istiyorum. Muhtemelen buranın çitleri tamamlandığında marangozluk yeteneğim aşağı yukarı fullenmiş olur. Yani 3'e çıkmış olur. Sonra daha düşük seviye marangozluk kitabını okuyacağız. Ufak bir kapı yapar. Düşük seviye marangozluk kitabını okurum. Oyunun müziği de sapıttı arkadaş. Oyunun müziği de sapıttı abi. Alabilirsem 6 tane almaya çalışayım şuradan kalas. 5 tane o zaman. 1, 2, 3, 4, 5. Bu ağaç dalları falan bir işe yarıyordur umarım. Yani çıkıp çıkıp duruyor. Gerçi ben envanterimde saklamıyorum bile de. Tamam birader. Çit yapmaya devam. 5 birim uzatacağım burayı. 5 birim uzatıp öyle etrafından çevireceğim. Tamam. 6. birimin oradan dönüş yapabiliriz abi. Bence gayet güzel oluyor. Yani burası da benim tarla alanım için yeterli olur. Ne kadar ekim yapmam gerekebilir ki en fazla? Yani babacım 6 tane alacağım üstüme yine. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Eyvallah. De şu pozisyonda bir zombiye falan yakalanırsam gerçekten sıkıntı. Merdiven 6 marangozluk istiyormuş ya. Merdivenin 6 marangozluk istediğini öğrendim ve bir inme falan indi bana, biliyor musun? Merdiven 6 marangozluk ister mi ya? Ulan alt üstü merdivensin yani. Hocam bir 6 tane daha rica edebilir miyim? Teşekkür ederim. 3, 4, 5, 6. Yeter, sağ ol. Evet, sütun sağ olsun. Buraya yapamıyorum. Buraya da yapamıyorum. Buralara da yap nasıl, ne demek yapamıyorum ya? Yapabiliyor olmam lazım. Sütun olmasına rağmen. Aynen öyle. Şuraya yapabiliyor olmam lazım. Ama yapamıyorum. Niye? Şivi bitmiş. Hayde. Neyse, evde bol bol çivim vardı abi. Evde bol bol çivim vardı. Burada mısın çivi? Çivi kutusu. Yep. Ver baba bir tane. O kadar çok çivim var ki kardeş. Aklın durur. Aklın durur yani. O kadar çok çivim var ki. Hiç dert etme. Çit. Ahşap çit. Getir baba buraya. Evet, buraya koyamıyorum abi. Bir önüne koyabiliyorum. Ne kadar güzel. Şurada sütun olduğundan dolayı işte sütun yaptığın yer daha dayanıklı oluyor. Birbiriyle bağlantısı olmuş oluyor ama yıkamıyorsun işte, öyle bir sorunu var. Tamam, 1, 2, 3. 3 birim yapınca kapanıyor abi, çok güzel. Son kalaslarla da 1, 2, 3, aynen öyle. Son kalaslarla da burayı kapatırız komple. Çitlerin üzerinden atlaya atlaya geçeceğim zaten. Çitlerin üzerinden atlarken bir sorun yaşanmıyordu hatırladığım kadarıyla. Ve artık neredeyse marangozluk seviyemi fullemiş vaziyetteyim ya. 258,25. Yani umarım şunları da yaptıktan sonra biraz barikat söküp takarken kendine gelir ya. Abi nasıl oldu? Nasıl oldu? Bence gayet güzel bahçe alanı. Yani abi kaçta takıldın? 268 nokta bilmem kaç. Eyvah eyvah. Abi bence bu alan bahçe için gayet güzel yani. Buraları kazarız. Onar birimlik patates eksek yeter. Şu tarafa bir tane şey yaparız abi. Ahşap kasa yaparız. O ahşap kasada su bulunur. Diğer tarafa bir ahşap kasa yaparız. Orada da tohumlar bulunur. Tohumları alır, sürekli buradan sular sular eve gireriz. Hatta şuradaki camı geçit gibi bile yapabilirim ya. Balyozla burayı kırıp buraya bir geçit bile yapabilirim yani, ama a-a. Yapmayacağım öyle bir şey. Yani bu alan yeterli gibi ya. Bak şuraya bir kutu su, buraya bir kutu şey, o kutunun içerisinde de tohumlar. Şuraya da şöyle sırayla ekimini yap. Nasıl olsa zombi gelip burayı durup durmadık yere deşip dağıtmaz. Bizim birazcık daha marangozluk puanı kasmamız gerekiyor. Onu nasıl yapabiliriz? Ben şu an için onu düşünüyorum abi. Nasıl yapabiliriz? Marangozluk puanını nasıl kasarız? Ne inşa edilebiliyor kardeş iki marangozluğa? Kapı bile 3 marangozluk istiyor anasını satayım. Menteşe falan buluruz, o dert değil de. Merdiven 6 marangozluk istiyor. Merdiven hayal zaten. Ahşap kasa 3 marangozluk. Nihayet ahşap kasa yapabileceğim. Aslında raf da işimi görüyor da. Bakma. Yatak 4 marangozluk. Çit. Sokak lambası kaç? O da 4 marangozluk. Sıkıntı yok ya. Sıkıntı yok. Ahşap kapı. Az kaldı ya. Acaba şey yapa yapa mı? Barikat söke taka söke taka mı tekrardan kassak ya? Bakayım. 268. 300'e. Abi bir 4 defa falan aynı barikatları söküp takmam gerekir ya. Ne yapalım o zaman? Şu kapının barikatlarını söküp takayım abi. Kapının barikatlarını söküp kuracağız tekrardan. Ama galiba çok az veriyordu be o. 269 sök. 4 tane barikat söktük. Şu an sadece çivi mundar ödüyoruz. Onu mundar ediyoruz. Onu söyleyeyim. 271 273
Böyle çıkmaz kanka. Böyle çıkmaz abi. Böyle çıkmaz. Bir iki parça bir şey inşa etmem gerekiyor. Yani illaki bir iki parça bir şey inşa edeceğim. Oradan kaçarım yok. Baltayı kuşanabilir misin dostum? Ve seviye alacak param da var. Çok güzel. Seviye alacak puanım da var. Ya şu kasaları yapsam var ya, her şey öyle güzel bir yerine oturacak ki. O zaman şuradan ağaç keselim abi. Kapının önüne de şöyle ufak bir çit çekelim. Hem kapı hem çitten geçmiş olalım. 2 birim çeksek şöyle yeter. 2, 2, 7. Ne kadar ediyor abi? 4, 7, 11 çarp 2 ile 22. 22 tane kalasa ihtiyacım var. 22 kalas için en aşağı 7 tane küte ihtiyacım var. 4 tane ağaç keseceğim abi. Birazcık da kalasım kalmış olacak. Onunla da kapıyı yaparız. Okey. Oh, çok güzel. Çok güzel. Bir yağmurumuz eksikti zaten. O da oldu. Bizim çalışma yattı. Ben söyleyeyim. Bizim çalışma yatar abi. Eleman susamış zaten. Bizim çalışma yatar. Bizim çalışma yatan zi. Şu an yağmur yağdığı için şeyim ama tiltim ama yani ilerleyen zamanlarda deli gibi yağmur arayacağız abi. Hatta kanalca yağmur duasına bile çıkabiliriz. Çünkü yağmur olmadığı zaman hiçbir şey yapamıyorsun dayı. Hiçbir şey yapamıyorsun ya. Suyun yok oğlum bir kere. Temel su kaynağı senin oradan yağacak yağmur. Abi bari eve o zaman 2-3 tane daha raf yapayım ya. Harbi bak. Şu tarafa da bir raf yapılabilir. Hocam, çift gözlü raf. Oğlum hatta kitapları falan buraya koyarım lan. Allah. Baba yapabiliyorsan şurayı da yapsana ya. Aynayı falan kapatması benim için hiç önemli değil. Kapıyı aç abi. İnşa et. Mobilya. Çift gözlü raf. Çöpleri oraya atacağım. O maksatla buraya da raf yapıyorum. Bak şimdi misal. Nasıl güzel toparlayacağız ortalığı. Al baba bunları envanterine. Çok güzel. Çanta boş. Çantanın içiydi o zaten değil mi? Bak şurası da boş. Diz baba buraya. Yeni başlayanlar için bilmem ne. Çiftçilik, aşçılık dergisi, el feneri. Koy babacım buraya yani. Artık yer sıkıntımız yok. Bunları al abi. Şuradaki rafa diz. Bak pişmiş hazır yemek falan filan böyle okul çantası vırt sırt. Görüyor musun abi? Görüyor musun? Oo, bak iki tane yeni başlayanlar için avcılık varmış. Tertemiz ya. Tertemiz hocam, mis gibi. Tertemiz abi. Ulan hala level almadık mı? %92 nokta bilmem kaç. Peki. Peki kardeş. Ne yaparız biliyor musun? Gider hemen yan tarafa iki tane çit çakarım. Olur biter. Olur biter abi. Yan taraftan kastım ne? Hemen çit yap kardeşim. Ahşap çit. Şuraya bir tane. Sonra şuraya bir tane. Ne işe yarar bu bilmiyorum. Sadece level almak için yaptım. Bakayım abi. Yok lan çok da kötü durmuyor. Yani şuraya bir tane daha yapsak. Şöyle bir burayı kapatsak. Hiçbir boka yaramaz ama yani. O yok lan buralara direkleri inşa ederiz ileride. Elektrik direklerini, el feneri direklerini. Hatta ben bunun için gidip birazcık ağaç kesip tekrardan kasmaya başlayayım. Şöyle bir şey yapacağım abi. Buraları kapatacağım. Buraların içlerine de ileride elektrik direklerini dikeriz. 10 numara 5 yıldız oturur. Hemen baltayı al. Ve yavaştan level aldık. Gider kapı menteşesi falan alır. Kapıyı da yaparız abi. 10 numara 5 yıldız olur. Hiçbir sıkıntı olmaz. Sonra da yavaştan bölümü sonlandırırız abi. Bayağı bir inşaata zaman ayırdık bu bölümde. Kütük. Kes babacım kütükleri. Abi biraz hızlı kesebilirsin kütükleri ya. Niye böyle bir aniden oldu bilmiyorum ama. Koy kardeşim şunları.
Kalan 7 taneyi de ben envanterime alayım ki öleyim. Aa, ölürüm. 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 Tamam, 7 tane alırsam ölürüm. Ki zaten şu an ölürüm. Ölüyorum. Tamam. At birini yere. Bir tane daha yere at. Tamam, akıl sağlığı, sağlığım için bu gerekli. Sağlığım için bu gerekli. Gider alırım sonra tekrardan. Canımdan kıymetli mi? Değil. Çit. Ahşap çit. Sanki böyle guard tower koyacakmış gibi değil mi? Ama maalesef oyunda tower diye bir şey yok. Oyunda tower olaydı keşke. Abi kalasları kapat. Dur, sadece kalasları al. Hocam aldık mı leveli? Vallahi almışız ya. Helal olsun. Helal olsun. Nihayet be. Nihayet marangozluk 3 be. Şimdi artık kitap okuyarak bu marangozluk yeteneğini daha da geliştirebiliriz. Yani birazcık daha safe'e kaçacağım. Ama şimdi değil. Abi bence harika durdu. Ya bunların içerisine şey bile konulabilir ya. O su toplama kaplarından falan. Onlar bile koyulabilir. Şimdi şuradaki iki kalası da alayım. Gidip bir kapı menteşesi, kapı kolu falan alayım. Kapımızı yapalım. Sonra da bölümümüzü sonlandıralım babuşlar. Bayağı bir şeyle uğraştık bu bölümde. Ve yeni level almama bir tecrübe puanı kalmış sadece. Ops. Baltamızı kuşanalım. Helikopter sağ olsun. Bunlar hala helikopterin getirdiği şeyler. Kardeş, bir rahat bırakacaksın mı? Abi ne güzel vurdum kafasına. Ablacım sen eve nereden girdin de çıkışı zorluyorsun? Geri zekalısın galiba. Al, çıkış kapısını da açayım. Al, malak. Böyle çıkar. Yok lan, çıkış kapısı kapalı dursun. Oğlum evi delik deşik etmişler ya. Evi delik deşik etmişler kardeş. Hocam bir şey soracağım. Kapı yapılabiliyor mu şimdi? İki tane mi kapı menteşesi lazım? İki kapı menteşesi ve bir kalas daha lazım. Evimin içinde kalas vardı sanki. Sanki evin içinde bir kalas daha olacaktı hocam ya. Ben öyle hatırlıyorum ama. Aç kapısını şuranın. Evin içinde bir kalas daha olacaktı be abi. Dört tane kalasım vardı evin içinde. Ben onları alıp kullandıysam bilmiyorum. Alıp kullanmışım. Peki. Peki, 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 peki. Bir ağaç daha mı keseceğim yani şimdi? Bir tanecik kalasım eksik diye. Neyse. Bakmayın, bir açıdan iyi olur. Niye? Şey yapabiliriz. Böyle arada gaz verecek şeyler çalıyorsun da kardeş. Hey falan diye. Yemiyorum abi, bilesin. Hepsini kes hatta ya. Nasıl kestin abi? Okey. 3, 4, 5, bir tane de yukarı. Hadi bakayım. Oo, birazcık acıkmışız abi. Tamam, eve gidelim. Bir şeyler yiyelim ama benim ağırlık Jortingen Strasse. Pekala, pekala. Hemen o zaman ahşap kapımızı yapıyoruz şuraya. Düzgün açıl kardeşim. İnşallah düzgünce açılırsın hocam. Bak kapı diğerlerine nazaran daha çok insana benziyor. Niye abi? Bunu marangozluk yeteneğimiz yüksekken yaptık çünkü. Çok güzel. Çok güzel abi. Her şeyi yavaş yavaş hallediyoruz. Baboli o zaman taze yumurta pişireceğiz. Tamam mı? Getir abi. Şunu iki elle kullan be. Taze yumurta pişireceğiz hocam. Kaç tane? 3 tane taze yumurta pişirelim. 2, 3. Harika. 3 tane taze yumurta pişirip yiyelim abi. Suyun içerisine koyuluyor mu? Makarna. Yok abi, makarna demiyorum. Aç babacığım. Makarna demiyorum hocam. Makarna değil. Abi 3 tane haşlanmış yumurta yemek ne demek ya? Dur bakayım usta, besleyeceğiz seni, merak etme. Pişmeye başlar mısın kardeş? Abi pişmemiş yumurta niye tehlikeli olur ki? Yani hani tamam, yumurta pişmeden yenmez de. Pişiyor musun usta? Oğlum su var diye ısınmıyor mu bura? Al şu suyu. Pişer misin? Hayde.
Ben bir hıyarım galiba ya. Kapanır mısın hocam? Tava. Tava lazım usta. Değil mi? Kızartma tavası lazım. Ya büyük ihtimalle kızartma tavasında yapılıyordu. Taze yumurta. Sote. Tamam, yumurta ekle abi. Abi bir dal daha yumurta ekle. Oh, 3 omletli yumurta yapıyorum abi sana. 3 yumurtalı omlet yapıyorum ya kardeş. Aç fırını. Daya babacım şunu içeri. Ben de yumurtayı ocağın içine atmışım. Niye pişmiyor bu? Unuttum oğlum, ne yapayım? Oh, 3 yumurtalı omlet kanka, mis gibi ya. Olsa da yesek yani şurada. Olsa da yesek babacım ya. Piş kanka. Bu çocuk bayağıdır aç bu arada ya. Bir parça yemek yese iyi olacak. Ya ne demek bir parça? Ne demek bir parça? Ona mükemmel bir omlet yedireceğim. Galiba bir asır sonra pişecek bu omlet ya. Abi sen bir suyunu iç, çalışmaya devam etsene ya. Şuradan kalasları bir envanterine al. Şey yapacaksın abi. Sandık koyacaksın. Envanterden çıkarman niye bir yıl? Abi galiba envanterinden çıkarana kadar yemek pişti ya. Hala pişmemiş. Peki, ahşap kasa. Babacım kasayı nereye koyabiliriz şimdi? Pencerenin yanına koy abi. 10 numara. Eyvallah. Ne barikatı oğlum ya? Nereye barikat kurayım? Bunun barikatı fur değil mi lan zaten? Perdeyi kapat. Ha bir de içeriden barikatlanabiliyor. Yok daha neler. Biraderim biz oranın barikatını komple söktük mü kazara ya? Oğlum hem içeriden hem dışarıdan mı barikatlanıyor? Kapa bir perdeyi. Eğer öyleyse ben her yeri barikatlayacağım çünkü. Dur. Yemek pişmiştir. Yemek. Taze pişmiş yumurta kapat. Ye. Hepsini ye. Diğer seçenekler neydi? Abi yemekten patlayacak düzeye geldi eleman. Babacım süpersin. Süpersin. Bundan sonra sabah öğle akşam yumurta yiyoruz. Uzun süreli iyileşme ve güç desteğini aldı. Babacım bir saniye. Ulan hem içeriden hem dışarıdan mı yapılıyor bu nane? Oha. Harbiden öyle galiba. Oo baba, o zaman gelecek bölümlerde içeriği de komple şey yaparız. Barikatlarız. Kimse giremez var ya, kimse bulaşamaz bize. Ama tabii ki bunları boş boş yapmayacağım. Bunları yapmadan önce puan kasmak için düşük seviye marangozluğu okuyacağım. Fakat şimdilik benden bu kadar babuşlar. İzlediğiniz için hepiniz çok çok sağ olun. Sonraki bölümlerde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın abi. Bay bay.